Korona belirtisi nedir? En önemli belirtisi nedir? Bu videoda sevgili arkadaşlar koronanın en önemli belirtisi nedir ve diğer belirtilerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda koronaya karşı alınabilecek önlemlerden bahsedeceğiz. En yaygın semptomlar: ateş, kuru öksürük, yorgunluk. En yaygın olarak bunlar biliniyor. Fakat ben size bu videoda en belirleyici olan belirtisini söyleyeceğim. Koku kaybı. Koku kaybı yaşayanların çoğunun testinin pozitif çıktığı görülmüştür. Kendinizden şüphelendiğinizde şüphenizin ne olduğunu belirterek sağlık kuruluşlarına telefon ediniz. Bu videoda daha çok nasıl korunabiliriz bunun hakkında konuşmaya çalışacağız. Bu salgın herkese bulaşacak diyorlar. Bu duruma katılmıyor olmakla öyle olacağını varsaysak bile ne kadar geç olursa o kadar iyi demektir. Bu arada ayakta hissetmeden atlatmış olma ihtimali de her zaman var. Herkese bulaşmaz çünkü herkesin bağışıklık sistemi aynı değil. Nasıl kısmına da gelirsek zaten en çok bağışıklık sistemine değineceğim. Çünkü maske ve mesafe kuralına artık her bir vatandaşın uyduğu, elinden geldiğince buna uğraştığını düşünüyorum. Bağışıklık sistemi bizim için çok önemli. Bağışıklık sistemimizi sürekli dinamik halde tutmaya özen göstermeliyiz. Bunun için de çok fazla yorulmamalı, uykusuz kalmamalı, daha fazla özen göstermeliyiz. Bol miktarda C vitamini, yani limon tüketimini artırmak lazım. B12 vitamini, yani süt, yoğurt, peynir, yumurta. D vitamini, yani balık ve benzeri. Bunları mutlaka tüketecek, yanı sıra yeşil sebzeler ve değişik meyveler ve takviye, özellikle kırmızı meyveler ve hayvansal gıdalar, bal vesaire. Bu saymış olduğum besinle hayatımızda mutlaka iyi yer edinmiş olmalı. Bu salgının kan grubu ile vesaire birçok değişken faktörle bağlantısı olabilir. Ama yapılan araştırmalarda beslenme ile alakasının daha çok olduğu tespit edilmiştir. İyi bir beslenmeye sahipseniz, güçlü bir bünyeniz varsa bağışıklığınızı güçlendirerek CEG alterasyonlardan bağışıklığınızı düşürecek alterasyonlardan da uzak duruyorsanız hayata 1-0 önde başlıyorsunuz demektir. Bütün bunlara rağmen ne olur ne olmaz onu bilemeyiz. Fakat şunu söyleyelim ki mutlaka çok yüksek oranda bir katkısı var. Bağışıklık sistemini güçlü tutarak hastalıklara yakalanma olasılığını azaltıyor. Hastalıkları ayakta atlatma oranını yükseltiyor ve daha az hastaların sonuçlarından en az hasarla çıkma olasılığını yükseltmiş oluyoruz. Bunu bir meydan okuma gibi görmeyeceğiz çünkü kim benim demişse, kim aldığı tedbirlerle meydan okumuşsa ummadığı yerden ummadığı şekilde türlü belalara tutulmuştur. Buraya göre bir örnek değil ama aklımızın bir köşesinde kalması açısından değerli bir örnek. Japonlar yaptığı binaların sağlamlığıyla övünürken tsunami hiç hesaba katmamışlardı fakat tsunami ile çok ağır kayıplar verdiler. Ne kadar önlem alsan da aldığın önleme güvenme çünkü hiç hesap edemediğin bir yerden ne gelir ne gelmez bilinmez. Dolayısıyla önlem alalım ama meydan okumayalım. Lütfen bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Daha fazla insana ulaşması, bu bilgilerin daha çok insana ulaşması bizim açımızdan çok önemli. Ve daha çok insana ulaşırsa daha çok insan bilgilenmiş ve bilinçlenmiş olur.